bir korkunç alem var. Almanya'da 2000 korsan katletçi varmış. Çünkü kontrol çok sıkı yapılıyor. Telif haklarına dikkat ediyor. 4 saatlik video kasetini 4 dakikada banta çekiyorlar. Böyle aletler geliştirildi. Almanya'da 2000 aşkın video kasetçisi var. Türkiye'de 17.000 korsan kasetçi. 17.000 telif hakkı filan dinleniyor. Katlet bunları tekledik duruyor. Şimdi bir yandan bunlar gelişirken son 10 yıl esnasında öbür taraftan da Türkiye'nin her yerine bunlar yayıldı ve kullanma sahası genişledi. Bizler bu işin içinde olduğumuz için muhterem hakimler huzurlarınızda şu gerçekleri iki cümleyle olsa arz etmeyi bir vazife sayıyor. Geçtiğimiz dönemde bir yandan ticari maksat için, müzik maksat için ve siyasi maksat için bu kasetler bütün Türkiye'yi kaplamış. Biz bunlarla ne mücadeleler yapmışız? Bunların bir kısmı gelmiştir. Hatta bizim kendi insanımız. Efendim bizim orada belediye seçim var. Halk sizin ağzınızdan bir hitap istiyor. Kardeşim bak bizim şimdi mecliste işimiz var. Meclis arasında meşgul olamayız, yapamayız demeye mecbur kalmışızdır. Sonra bakmışız ki o bir gitmiş bir stüdyoda bir taklitçiyle bizim bandımızı hazırlamış. Haberimiz bile. Kaç tane böyle seçim bilir? Böyle lehte hazırlayan olduğu gibi tabii bunun 100 misli de aleyhte hazırlayan. İşte bu arkadaşlarımız bütün seçim sahalarında görmüşlerdir. Efendim Erbakan şurada şunu demiş. Arden de bu sözü bunu demiş. Nerede? İşte kardeşim bizde kaseti var. Aklımız hayalimize gelmedi kaset. Türkiye'nin her tarafında bir ağ gibi doluyor. Ve tabii bu lehte aleyhte siyasi mücadelenin yanında bir de ticari maksat. Bir siyasi bir yerde konuşacak mı bunu bilmiyoruz. O bölgedeki stüdyolar seferber olur. 3 gün önceden onun ne konuştuğuna dair bant hazırlarlar. Oradaki binlerce kişi dağılmadan kapıda bant satar. O gün akşam köylere giderler. Bak bugün burada bunu konuş. Halbuki onun konuşmayla hiç alakası yok. Ama köylü bunu dinlemez. Bak bizimki ne konuştu diye komşusuna gösterir, dinletir. Bunun işte bu bandı alır. Ve böylece de ticaret yapılır. Halbuki o konuşmanın orada konuştuğu hiçbir alakası yok. Zaten bu bantçılarla konuşulduğu zaman ki biz onlara şahit göstermek istemiştik muhterem mahkememiz hiç haklı olarak lüzum görmedik. Onların söyledikleri şudur. Efendim biz asıl siyasinin kendi konuşmasını alırsak ya yağmur yağmıştır, ya ses getirmiştir. Halk dinlerken buna hoşlanmaz. Biz stüdyoda onun hayalisini hazırladığımız zaman o daha çok satılıyordu. E şimdi bu bütün Türkiye'yi kaplamış, biz bu işin içindeyiz. Yüzlerce, binlerce, her yerde böyle bantlar bulunuyor. Bu çeşit bir ülkede gidilecek, bir yerden bir bant bulunacak. Efendim filanca şunu söylemiş, falanca bunu söylemiş. Bugünkü ilim ve teknik karşısında bunun düşünülmesi dahi mümkün değil. Nitekim işte bundan dolayıdır ki bütün dünyada hukuk sistemlerinde de bu teknik gelişmeye paralel değişmeler yapılmıştır. Bugün bütün dünya hukuk sisteminde bantların delil olmayacağı kesinlikle kabul edilmiştir. Türkiye'nin Lahey'de 6. Avrupa Adalet Bakanları Konferansı'nda alınan kararların altında imzası var. 6. Lahey Adalet Bakanları toplantısında. Bu toplantıda birçok kararlar alınmıştır. Tür ülkelerin hukuk sistemi hakkında bunlardan bir tanesi bantların delil olmayacağı karar. Bir diğeri de yine aynı şekilde kişi dokunulmazlığına saygı açısından bir insanın konuşmasını kendisinden izin almadan banda alınamaz. Bu kabil bantlar delil olarak kullanılamaz. Bu da karara geçirilmiştir. Kişi dokunulmazlığına saygı bakın. Türkiye'nin bunun altında imzası var. Hukuk profesörleri, İstanbul Hukuk Fakültesi'nin ceza kürsü profesörleri, Profesör Çetin Özek ve Profesör Doktor Durgun Yar Suat'ın bu konu hakkındaki en son ilmi mütalaası muhterem mahkememize takdim olunmuştur. Burada Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya gibi insan haklarına saygılı bir demokratik ülkelerin hepsinde hukuk sisteminde kanunlarına bandın delil olmayacağı yazılmıştır. Yine burada açıkça ifade edildiği gibi bu ülkeler şimdi yavaş yavaş usul hükümlerini değiştirmişlerdir. Mesela İtalya'da usul hükümleri değiştirilmiştir. Sayın savcılar kendilerine bir bant geldiği zaman eğer başka kesin delillerle o vaka sabit değilse bu bantları mutlaka delillerden ayıklayarak mahkemeleri bununla fuzulen meşgul etmemeleri usul hükmünün içinde yer almıştır. Profesörler bunları eserleriyle, tahkikatıyla bildirmektedir. Bütün dünyada bu gelişme olurken bizde de aynı gelişme olmuş. Bizim hukuk sistemimizde de bugün bantlar delil olmaz ve muhterem savcılarımızın başka kesin deliklerle bir olay hakka kavuşmadığı takdirde
bantları delil dosyalarından ayıklamaları ve bunlara dayanarak isnat yapmamaları gerekir. İşte bunun şimdi şu anda huzurlarınızda hukuki dokümanlarını arz ediyor. Bu hususta önce Anayasa Mahkemesi'nin ve askeri Yargıtay'ın çeşitli kararları sadır olmuştur. Anayasa Mahkemesi'nin kararları resmi gazetede ilan edilmiştir. Mükerrer kararlar. 15.1.1972 tarihinde resmi gazetede münteşir. 17.19.8.1971 tarih, 1971/41 karar ve 1971/67 karar sayılı kararının resmi gazetesinin 9. sayfasında. Gazete buradadır. Daha önce mahkemede takdim edilmiştir. Yeniden bu dokümanlarla kolaylık olmak için verecektir. Anayasa Mahkemesi'nin söylediği söz aynen şudur. Ses alma alandaki ilerleme ve gelişmeler bugün o evrededir ki bir sesin belirli bir kişiye ilişkin bulunduğunun hala parmak izlerinde olduğu gibi kuşkusuzca ve kesinlikle saptanamamasına karşılık bir takım montaj yollarıyla ve gerekirse ses taklidesinde usta kişilerin yardımlarına yararlanarak bantlar istenildiği gibi doldurulabilmektedir. Yukarıdan beri açıklananlarla birçok daha sebepler açıklamış, varılan sonuç şudur. Başkaca inandırıcı ve pekiştirici konutlar, kanıtlar bulunmadıkça yalnızca ses bantlarının ve hatta izni aşan raporlarıyla teyit edilse dahi bunların bir isnada ciddilik kazandırabilmesi bir hukuk devletinden düşünülemez. İsnada ciddilik kazandırması düşünülemez. Yani buna da olarak isnat yapılamaz. Malum olduğu üzere Anayasa Mahkemesi kararları Anayasa'nın 152. maddesine göre yargı organlarını da bağlı. Onun için bugün bizim hukuk sistemimizde de bantlar delil olmaz. Bantlara dayanarak isnat yapılamaz. Anayasa Mahkemesi'nin diğer bir mükerrer kararı 15.7.1971 tarih 37/66 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı. Belirtilen nitelikteki kanıtların yani bantların isnadın ciddiliğini belirleyecek nitelikte bulunmadığına, bu türden kanıtlara dayanarak suçun işlendiği hususunda ciddi bir kanıya varılamayacağını diyerek bantların delil olamayacağını bildirmektedir. Bundan başka yine Anayasa Mahkemesi'nin askeri Yargıtay'ın kararını arz ediyorum. 2. daire 26.4.1973 tarihte 970/35 esas 970/1501 sayılı karar. Askeri Yargıtay kararı. Bantların tespitinde ve tespitten sonra montaj yoluyla tahrifinde ve inceleyecek makama kadar gelinceye kadar muhafazasında sıhhatine ve geçerliğine ters yönde tesir edecek sayısız ihtimal ve imkanların var olur. Dolayısıyla bantlar belli olamaz diyor ve aynı kararın gerekçesinin diğer bir noktasında da ceza usul hukukumuzda vicdani delil sistemi esası benimsenmiştir. Bu sistemde ceza mahkemeleri usul kanunu olduğu gibi deliller tek tek kanun koyucu tarafından sayılmamış, aksine hakim delillerin takdime serbest bırakılmıştır. Ancak kanuna, ahlaka ve genel adaba aykırı surette toplanan delillerin hakim telakki etmekten kaçınmak zorundadır. Bundan da maksat, konuşan kimsenin izni alınmadan sesi banta alınırsa bu anayasanın kişi dokunulmazlığına, insan haklarına aykırı olduğu için kanuna ve ahlaka aykırı telakki edildiğinden dolayı delil olamaz. Askeri Yargıtay kararı. Askeri Yargıtay bu kararlarını daha geçenlerde, bir iki ay önce yeni bir kararıyla da tekrar aynen teyit etmiş. İşte bundan iki ay kadar önce Askeri Yargıtay 29.4.1982 tarihinde 1981/268, 1982/93 sayılı karar. Askeri Yargıtay'ın birkaç ay önceki kararı bantlarla ilgili. Yerel mahkemece tayin edilen bilirkişi de bantların yer yer bozuk olduğunu söylemiştir. Teyit bantlarının sanığın inkar etmesi karşısında teknik olarak kesin delil olarak kabul edilmesi mümkün değil. Teyit bantlarıyla bir kişinin 3-5 cümlesinden suç konusu olabilecek bir bant dolusu konuşma üretilebilecek teknik seviyeye ulaşılabilmesi sebebiyle kesin delil olarak bant konuşmaları kabul edilemez. Askeri Yargıtay söylüyor. Hukuk açısından çoğaltılabilen ve maksat dışı genişletebilen ses bantlarına kesin delil olarak bağlanmak bu yönden mümkün değildir. Teknik olanaklar yetenekli ses taklitçilerin
suç konusu olabilecek bantların üretilebilmesini kısa zaman içinde gerçekleştirebilmektedirler. Ses özelliği bugünkü teknik imkan içerisinde parmak izleri gibi kesin ayrı bir delil olarak kabul edebilecek düzeye henüz getirilememiştir. Tanığın 17.81 günü bant konuşmasını içeren bantta, günlük konuşmalar içeren bantta konuşmaların kendisine ait olduğunu kabul etmesi, bu tür konuşmaların cereyanetine dair de tanık beyanlarının kendine ait olmadığını kabul etmesi, tanık beyanlarda mevcut olmaması sebebiyle bu teyit bantlarına itibar edilerek ceza terkip edilmesi mümkün değil. Askeri Yargıtay kararı. Neye dayanıyor bu yüksek yargı organları? İşte bu teknik, ilmi ve bütün dünyadaki gelişmeye